Peki sigaranın meme kanserinde faktörü nedir? Sigara ile meme kanseri arasında tam net bir bağlantı kurulmuş değildir ama ufacık bir şüphe dahi olsa bunun uzağında durmak gerekir. Alkolle bir miktar bağlantılı bulunmuştur. Sigarayla da son yayınlarda bağlantılı olabileceği konusunda kanıtlar bir miktar daha yükselmiştir. Ama hiçbir şey olmasa bile şüphe varsa mutlaka uzak durmakta fayda var. Çünkü sigara her kanserin ya da vücuttaki diğer bazı hastalıkların oluşumunda öncü faktörlerden birisidir. O nedenle sigaranın çok fazla yanında olmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, sigaradan ve alkolden uzak durması gerekiyor hastalarımızın. Yani hastaların bir kere sedenter yaşamdan uzak duracaklar. Oturup evinde bilgisayarla oynamayacak ya da yan gelip yatıp televizyon seyretmeyecek. Bir miktar hareket katacak hayatına, en azından yürüyüşler yapacak. Yani sedenter dediğimiz böyle yavaş hayatını biraz hızlandırması gerekiyor. Yani monoton hayattan çıkması gerekiyor. Evet, en azından yürüyüşler yapması gerekiyorsa yapabildiği kadar spor tarzında bir takım şeylere yönelmesi gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor. Yani abur cuburdan uzak durması gerekiyor. Daha çok kendi evinde, kendi yaptıklarıyla beslenmesini şeklinde ben öneriyorum. Fast foodlardan uzak durmalarını hastalara öneriyorum. Bunlar da önemli faktörlerden. Onun haricinde meyve sebze tüketmelerini, bol su içmelerini hastalara ben her zaman öneriyorum. Sağlıklı yaşam, yediklerine dikkat etmeleri, evet. Spor yapmaları, evet. Hayatlarına renk katmaları, bu hastalık, eğer ki hastalıkla karşı karşıya insanlar. Hasta değilseler bile bunlar genel hayat prensibi olması lazım yani. Sağlıklı yaşam için genel hayat prensibini oluşturması lazım. İlla hastalar için değil yani. Genel hayat prensibinin insanlarda bu şekilde olması lazım. Ama tabii büyük şehirlerde yaşamanın vermiş olduğu bir dezavantaj. İnsanlar bu şekilde hareket etmeleri çok zor oluyor. Stres faktöründen kaçmaları zor oluyor. O nedenle yapabildikleri kadar bence bunlara dikkat etmelerini ben her zaman öneriyorum. Stresinde büyük bir rolü var diyoruz. Yani stres şöyle, stresin her konuda rolü var. Çünkü stres immün sistemi yavaşlatan bir fizyolojik olay. Bir takım hormonal etkilerle beraber. Ama stresten uzak durulabiliyor mu? Stresten uzak durmak çok mümkün değil. İstanbul gibi bir yerde şuradan arabanıza binip evinize giderken bile bir sürü olaya maruz kalıyorsunuz. En azından trafiğin yoğun olması, durması bile ayrı bir stres faktörü. O nedenle stres konusunda insanlara streslerini minimalize etmelerini ben öneriyorum.